Sevgili dinleyenler, değerli dinleyicilerimiz, yeniden merhaba. İkinci saatimizdeyiz. Şimdi sevgili Zeynep Zübeyde Göğüş'le, doktor eczacı Zeynep Zübeyde Göğüş'le birlikte bir saatlik güzel bir, keyifli bir sohbet edeceğiz. Kendisi ekranlarımda da gördüğünüz üzerine aramıza katıldı. An itibariyle yanımızda Karasal Yayınlar'dan dinleyen herkes için de az sonra sesini duyacaksınız. Efendim bizlere 0342 230 85 91'den mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü konuşacağımız konularla ilgili belki sorular sormak isteyeceksiniz. Onun dışında Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan altına yorum yapabilirsiniz izlediğiniz görselin ve Instagram'da bir anket düzenlemiştik. O ankete katılabilirsiniz. Anketi sonrasında Zeynep Hanım'a yeniden iletip cevapları size mutlaka göndeririz. Ve merhabalar sevgili Zeynep Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Günaydınlar. Günaydınlar. Ne demek efendim? Biz çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Sizi görmeyi zaten çok seviyorum. Öncesinde de görmüş olmanın keyfi içerisindeyim. Aynı şekilde. İyi ki tanıdım. İyi ki. Bir yandan da böyle yayın içinde uygun olduğunuzu, böyle işte deneyimlerinizi, düşüncelerinizi, bilgilerinizi paylaşmanız gerektiğini düşündüğüm için aramızda olmanıza çok sevindim. Memnuniyetle, sağ olun. Öncelikle sizden Zeynep Göğüş kimdir, ne yapar, tanıyalım bir sizi kısaca. Peki, çok kısacık anlatmaya çalışayım. Gaziantepliyim, ismim Zeynep Zübeyde Göğüş. İlk orta lise tahsilimi Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladım. Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve en son olarak da Almanya, Düsseldorf'ta okul hayatım başladı ve bitti. 1987 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Üniversite hayatından sonra akademik hayatıma Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde doktora yaparak devam ettim. Farmasötik teknoloji, enstrümantal kimya dalında, farmasötik biyoloji ve farmakoloji dallarında doktoramı yaptım. Doktora sonrası akademik hayatım yine aynı üniversitede, Tübingen Üniversitesi'nde, organik kimya kürsüsünde postdoc çalışmalarıyla devam etti. Toplamda bir 34 yıllık meslek iş hayatı tecrübem var. Gerek Almanya'da, gerekse Türkiye'de, özel ve devlet sektörlerinde kalite kontrol, kalite geliştirme, kalite güvence konularında sorumlulukları aldım. En son olarak da Almanya'da bir özel eğitim destek ve danışmanlık şirketinde yönetici pozisyonunda çalıştım. 2020'nin son aylarından itibaren uzun yıllardır düşündüğüm Türkiye'ye dönme duygularımla da hareket ederek süreci başlattım öyle diyeyim. Ben düğmeye bastım, çoktan basmıştım da kalbimde ve beynimde ama uygulamada düğmeye bastım. Evet. Ve 2020'nin son aylarından itibaren de Türkiye'de İstanbul Gaziantep köprüsü arasında hayatımın merkezine noktayı koydum diyebilirim, özetle böyle. Çok iyi. Bu eğitim hayatı süreci içerisinde inanılmaz bir böyle koşuşturma, bir mücadele var. Çünkü doktora süreci Almanya'da falan kolay değil, muhtemelen zorlayıcı bir süreçtir. Oradan onun eğitim kısmına geçmek de bir enteresan geldi bana. Bayağı bir ilginç yani, normal bir eczacıdan beklenebilecek performansın çok üstünde farklı mecralarda hayat devam etti. Şöyle diyeyim, tabii bunu anlatmak çok kolay değil yaşananları ama değişkenliklere açık olan bir yapım var. Çok uzun yıllar farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı yapılar içerisinde yaşamış ve eğitilmiş olmanın getirdiği bir birikim var. Bu birikim tabii zaman içerisinde adaptasyon kabiliyetinizi çok geliştiriyor.
Dolayısıyla kendi mesleğinizi de destekleyebilecek başka mesleklerle kendinizi besleyebiliyorsunuz. Yani her ne kadar ünvan olarak eczacı olsam da sonuçta eğitimin içindeydim. Eğitim sadece okullarda, binalarda yapılan bir şey değil biliyorsunuz. Onun dışında olması gerekiyor. Ben de içimdeki o duyguyu daha genişletebildim. Yani sadece belirli alanlara sınırlı kalmadan eğitimi, öğrenmeyi, paylaşmayı sahaya yayarak, daha sonra bunun üzerine ilave edilen yazılar da gelerek farklı bir boyuta ulaştı. Çok şükür yani gönlümdekinin hepsini yapabildim. O bakımdan çok şanslıyım. Okul yıllıklarındaki benimle ilgili arkadaşlarımın tanımlamalarına baktığımda üç şeyi çok sever demişler. Hala arada bir açar açar bakarım. Edebiyatı çok severdim, kimyayı çok severdim ve Almancayı çok severdim. Çok şükür üçünü de bir şekilde harmanlayabildim. Alanlarınızı geliştirdikçe kendi kapasitenizin ne kadar fazla olduğunu, daha farklı sularda, daha derinliklerde yüzebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunun altında tabii ki mücadele var ama bu tatlı bir mücadele, olması gereken bir mücadele. Beni yormadı. Tabii yorgun olduğum zamanlar oldu. Yani kolay değil. Ama dediğim gibi beslendiğim için o yorgunlukları dikkate almıyorum. Aynı şekilde de devam edebildiğim sürece de devam etmek istiyorum. Çok iyi. Şimdi aslında sizin de dinlediğiniz gibi sevgili dinleyenler zaten başlı başına bir kişisel öykü bile insanları böyle motive etmeye, ilerleme hissine bir şekilde getiriyor. Ama Zeynep Hanım'ın çok güzel özellikleri var. Örneğin ailelerle, gençlerle ilgili çalışmalar yaptı. Bağımlılıkla ilgili çalışmalar yaptı. Biraz bundan da bahsedebilir tabii misiniz Zeynep Hanım? Tabii hayatımın ağırlıklı olan kısmı yurt dışında geçti. Fakat yurt dışında yaşadığım dönem veya çalıştığım dönem içerisinde Türk olmanın getirdiği avantajları diyeceğim. Çok iyi değerlendirebilecek fırsatlar yarattım. Bu fırsatların hepsi benim önüme tabii ki tepsiyle sunulmadı. Bunları kendim yarattım diyebilirim ama fikir güzel olunca, aynı şekilde düşünen insanlar da bir araya gelince besleniyorsunuz ve daha başarılı oluyorsunuz. Çok şükür ben bu güzel şansı Stuttgart'ta yakaladım. Başkonsolosluğumuz eğitim ateşeliğindeki Sayın Ateşemiz Doktor Ümit Kaptı. Aynı şekilde eğitim koordinatörümüz Taner Öner'le birlikte biz gençlere ve gençlerin ailelerine, yurt dışında Almanya'da yaşayan ailelere, gençleri bekleyen tehlikeler nelerdir ana başlığı altında ne yapabiliriz dedik. Ve bunun sonucunda bütün Baden-Württemberg eyaletini kapsayan bir seminerler zinciri yaptık. Bu sadece benim yaptığım seminerler değil. Buna rehberlik alanında uzman olan öğretmenlerimiz de eklendi. Aile içi diyaloglar, aile içi şiddet, rehberlik hizmetlerinde nelere dikkat edilmesi gerekir tarzında bir multidisipliner bir şekilde hazırlandık. Benimki bu konsept içerisinde ihtisas alanımın özellikle bağımlılık yapan maddeler olmasından dolayı özellikle doz kavramıydı. Fakat zaman içerisinde ben şunu öğrendim. Yani eczacılık için doz çok önemli bir kavram ama aslında dozun 14. yüzyıldan Paracelsus zamanından gelen çok derin ve önemli bir felsefesi var. Bütün beyaz önlüklü arkadaşlarım için yabancı olmayan bir kelime, bir kişidir Paracelsus. Fayda ile zarar arasındaki en önemli kriterin doz olduğunu söyler Paracelsus. Yani sizin hayatınızda faydalı olan bir kişi, sizin hayatınızda faydalı olan bir madde, sizin hayatınızda faydalı olan bir konu, eğer dozunu kaçırırsanız tam tersi sizin düşmanınız ve sizi hayata zehir eden, yani bir çeşit zehirlenme belirtisi olan bir hale de gelebilir. Dolayısıyla seminerlerde ben sadece ailelere veya gençlere, genelde 14 yaş ve üzeri gençlerle bir arada olduk. Olayı çok basit bir şekilde önce bir normal eczacı veya kimyacı perspektifiyle anlatıyorum. Daha sonra doz kavramını insan ilişkilerindeki önemi açısından, yani besleyici mi yoksa zehirleyici mi? Tabii insan çok multidisipliner bir kompleks bir yapı olduğu için olayı tek bir boyutla anlatmak mümkün değil. Oradan bir şekilde
Dost kavramının felsefi boyutuna geçerek nefsin terbiyesine de girmek gerekiyor. Bu konuda özellikle İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de çok güzel yönlendirici ifadeler var. Onlardan da bahsediyorum. Benim gençlere vermek istediğim mesaj şu, bir Zeynep abla olarak diğer sıfatları bir tarafa bırakarak. Gençler, hangi yoldan gelirseniz gelin, ister anlattığım kimya yolundan, ister anlattığım eczacılık yolundan, İsterseniz bahsetmeye çalıştığım ama hiçbir şekilde iddialı olamadığım nefsin terbiyesi yolundan gelin. Doğru yoldan sapmayın ve kendinize zarar vermeyin. Bunun temelinde bize birinci semestrede çok üzerine basa basa hocalarımızın öğrettiği bir cümle vardır. Felsefem o, hayat felsefem de o. Zarar vermeyeceksin. Eczacının temeli budur, zarar vermeyeceksin. O zaman soru şu. Neye, kime zarar vermeyeceksin? Öncelikle kendine zarar vermeyeceksin. Sonra yanındakilere, yakınındakilere zarar vermeyeceksin. Bu ince, hassas dengedeki önemli konu ise doz. Bağımlılık günümüzde maalesef ve maalesef çok ciddi bir konu. Asla normalleştirilmemesi gereken, asla küçümsenmemesi gereken bir konu. Bir sigara içtim ne oldu? Bir bardak işte alkol aldım ne oldu? Çok yorgundum, gittim bir enerji içeceği içtim, ne oldu şeklindeki bir bakış aslında bizim en korkunç olarak nitelendiğimiz tehlikeli bir başlangıç noktası. Ben seminerlerimde hiçbir zaman için akademik bir dil kullanmıyorum. Herkesin anlayabileceği, herkesin rahatlıkla deşifre etmek zorunda olmayacağı bir dil kullanıyorum. Ama gerek Türkiye'de ve gerekse dünyada en tehlikeli ve büyük oranlarda tüketilen bağımlılık yapan maddelerden başlıyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki sigara bağımlılığı. Biz beyaz önlüklüler buna sigara bağımlılığı demeyiz. Etken madde bizim için önemlidir. Etken maddesi de sigarada veya nargilede hiç önemli değil. Nikotin olduğu için aslında nikotin bağımlılığından bahsediyoruz. Hemen akabinde ben alkol bağımlılığına geçiyorum. Çünkü bunlar birbirlerine negatif anlamda sinerji veren bağımlılıklardır. Tütün bağımlılığı veya nikotin bağımlılığı genelde gündüzleri kahve ve çay eşliğinde devam ederken akşamları bu alkol şeklinde devam eder. Bunlar birbirlerinin partneri gibidirler. Ondan sonra konu tabii ki değişiyor. Yani bizim öğrencilik zamanımızda bildiğimiz klasik anlamdaki bağımlılık yapan maddeler artık 20. 21. yüzyılda çok değişti. Bir enerji içecekleri bağımlılığı söz konusu. Estetik bağımlılığı ciddi bir konu haline geliyor. Türkiye için de özellikle bu geçerli. Ve sanırım aileleri ve gençleri ilgilendiren, hatta çocukları ilgilendiren en önemli bağımlılık da teknolojik ve dijital bağımlılık. Şimdi burada konu çok geniş ama söylemeden geçersem konuya ve kendime de haksızlık ederim. Öğrenmemiz gereken hem ailelerin hem gençlerin konu şu. Biz kendimize ve imkanlarımıza bağlı olacağız. Fakat ne kendimize ne de imkanlarımıza bağımlı olmayacağız. Buradaki hassas terazi 14. yüzyıldan beri bilinen Paracelsus'un öğretisi. Dozumuzu iyi ayarlamak zorundayız. Yani beslenme ile zehirlenme arasındaki doz tamamen kişinin elinde. Desek de tam değil. Burada bilgilendirme çok önemli. Mesela hemen bir kısa bir şey bahsedebilirim zamanımız varsa. Biz buradayız. Tamam. Şöyle bir şey diyebilirim. Sanırım çoğumuz bilmiyor. Benim seminerlerimden edindiğim intiba o. Gerek sözlü olarak gerekse de vücut dilinden anladığım şu. Aslında tütünün etken maddesi olan nikotin, Latincesi nicotiana tabacum dediğimiz etken madde bir botanik veya bir tarımsal yaprak, öyle diyeyim ben en üst başlıkla. Ve nikotin savaştan sonra özellikle sulu solüsyonları, yani sulu çözeltileri halinde tarladaki haşerelere ve zirai böceklere karşı mücadelede kullanılıyor. Şimdi normalde aklı selim olan bir insanı koyalım. Derim ki Dicle Hanımcığım, siz sigara içiyor musunuz? Evet içiyorum. Ama siz böcek misiniz? Normalde sigarayla nikotinle sizin insanın bir araya gelmesi mümkün değil.
Yani bir tarla olması lazım, bir böcek olması lazım ve bir de zirai mücadele olması lazım. Şimdi yaptığınız şeyi sorgulamanız lazım hayatta. Bağımlılık olmasa da. Ben ne yapıyorum? Benim yaptığım şey mantıklı mı? Şimdi baktığınızda böcek olmadığınıza göre nikotinle bir araya gelmemeniz gerekir. En basit mantık bu. Yani yaptığınız şey mantıklı değil bir kere. E mantıklı olmayan bir şeyi nasıl yapıyorsunuz? Bağımlısınız. Çünkü bağımlılığın en kaba tabiri vücutsal ve ruhsal fonksiyonlarınızın başka bir mekanizma tarafından, başka bir madde tarafından veya başka bir teknoloji tarafından ele geçirilmesi ve bu ele geçirilme sonucunda da sizin zarar görmeniz. Tamamen eczacının tabiatına, felsefesine ayrı bir mekanizma, zarar var olayın içerisinde. O zaman burada bir sorgulamak lazım. Şimdi sorgulama burada işe yaramıyor. Bağımlılığın en berbat tarafı, siz ele geçirildikten sonra bir Bermuda şeytan üçgeni, bir kısır döngü başlıyor. Bir tane içtim bir şey olmaz. Arkadaşlarımın yanında içiyorum veya bulunuyorum. Arabada içmem. Sadece yemekten sonra kahveyle bir fırt balkonda işte bir duman çekiyorum. Bunu da bana çok görmeyin. Şeklinde bir kamuflaj ve kendi kendine yalan söyleme makinesi oluşuyor. 3 ay içeyim işte ondan sonra içmem, bırakırım diyorsunuz. Dolayısıyla kendi içerisinde insan bir iç savaşa ve bir çırpınmaya başlıyor. Zaten bunlar olduğu zaman siz ister kabul edin ister kabul etmeyin, siz bir potansiyel bağımlısınız. Başka bir şey söyleyeyim size, olayın boyutuna daha iyi algılayabilmek için. Bunlar benim kişisel ifadelerim değil. Bunlar literatürde geçen satırlar. Eğer küçük sınıflardaki çocuklar günde yarım saat teknolojik aletleri kullanıyorlarsa bunda bir sıkıntı yok. Ama lise çağlarında, yani ergenlikle birlikte, eğer günlük teknoloji veya dijital kullanım süresi 2 veya 3 saati geçiyorsa ve bu bahsettiğim süreler 12 ay boyunca mütemadiyen tekrarlanıyorsa buna literatürde bağımlıdır deniyor. Şimdi buradan baktığınızda hepimiz bağımlıyız değil mi? Buradan çıkacak sonuç mu? Başka bir şey çıkmaz yani. Bahsettiğiniz sürelerde evet hepimiz bağımlıyız. Hepimiz bağımlıyız. Peki ne yapacağız? Yani biz böyle bağımlı mı yaşayacağız? Hayır, bağımlı yaşamayacağız. Bir kere neyle muhatap olduğumuzu bilmemiz gerekir. Benim özellikle ailelerde gözlemlediğim konu şu. Bu konuda lütfen bana kızmasınlar. Bilmiyoruz. Ne yapabiliriz diye ben düşündüm. Zeynep'ciğim dedim, alacaksın çantanı cumartesi pazar. Eyalette dolaşacaksın. Tabii çok kolay olmadı bu. Haftanın 5 günü çalış, cumartesi pazarda dolaş. Ama bir şey yapıyorsunuz, bunu sağa indirmek ve sağda sonuçlandırmanız veya başlatmanız önemli. Sadece teoride masa başında bazı şeyler olmaz. Orada ancak planlama veya mühendislik aşaması önemli olur. Önemli olan bunu sağa indirmektir. Bilgi eksik. Maalesef bizim insanımızda, bana kızmasınlar yine, yeni ve doğru bilgiyi kabul etmekte korkunç bir dirençle karşılaştım. Bir kere bu direnci bırakmamız lazım. Çünkü bu direnç sizin canınıza, çocuğunuza, gencinize ve evinize çok büyük bir zarar olarak dönüyor. Bir kere burada bir kendimizle yüzleşmek gerekir. Doğru bilgi paylaşılacak. Bu olmazsa olmaz. Bundan sonra da seminerlerin esas amacı bir seminer bittikten sonra bir 10-15 dakika bu konu üzerinde bir düşünmek. Ve yine literatürden bir bilgi, bunlar maalesef acı şeyler. Bir gencin madde bağımlılığından örnek vereyim. Bağımlı olduğu anla ailenin, ebeveynlerin bu bağımlılığı fark ettikleri veya keşfettikleri zaman arasındaki geçen süre ortalama literatürde 24 ay. Yani bir 2 yıllık ne olduğu belirsiz, tamamen potansiyel risklere ve yani kötü olaylara açık olan bir genç var. Burada sadece bağımlılıkta hangisi olursa olsun önemli değil. Sadece genç veya çocuk kurban olmuyor. Bunun annesi, bunun babası, bunun akrabaları, bunun sosyal çevresi, bunun ekonomik boyutu, bunun çok değişik farklı boyutları var. Dolayısıyla sosyologların, pedagogların, psikologların, halk sağlıkçıların, normal sağlıkçıların bizim gibi hepimizin bir şekilde olayın bir tarafından tutmamız ve olayı bu
ciddi boyuta geçmeden önleme aşamasında gereken şeyleri yapmamız lazım. Benim bu konudaki yani nacizane katkım ancak bilgi aşamasında. Çünkü postdoc çalışmamı ben sentetik doping maddeleri, designer drugs dediğimiz amfetaminler üzerine yaptım. Genelde tabii bu tip çalışmalarda sadece ilginizi yoğunlaşması gereken alanlara enerjinizi harcarsınız. Fakat o kadar ilginç bir konu ki bunu kimyasal olarak incelerken otomatikman diğer boyutlara da giriyorsunuz. Çünkü ayrı düşünmeniz mümkün değil. Beni en çok hayrete düşüren konu şuydu. Bu kadar basit bir molekül, bu kadar ilkel bir molekül bir insanın hayatını tepe taklak nasıl mahvedebilir? Bu ne büyük bir kudret, bu ne büyük bir cüret, bu ne büyük bir kontrolsüzlük. Ama maalesef hayatta hepimiz tecrübe edinmişizdir zannederim. Yaşımız ve konumlarımız gereği normal kabul ettiğiniz veya küçümsediğiniz şeyler bazen hayatta başınıza hiç ummadığınız tatsızlıklar yaratabilir. Çok derin anlatmaya çalıştım ama konu böyle. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, her an tenakuzda durulması gereken bir konu. Olayın şimdi birazcık mikroskopta Gaziantep açısından da ele alırsak sonuçta yani kök olarak buraya ait hisseden şöyle bir kişiyim kendimi. Şöyle yapalım onu. Gaziantep'e çevirmeyi hemen reklam sonrasında tamam. Yapalım. Biraz meraklansınlar. Tamam peki memnuniyetle. Tamamdır. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Zeynep Hanım'la bu keyifli sohbete devam edeceğiz. Gerçekten bağımlılık konusunda sadece gençler ve çocuklar değil biliyorsunuz sizlerin de ellerinde oluyor yani. Biz bunu görüyoruz. Çok fazla sigara içen, kullanan, bağımlılık olan insanlar var. Lütfen kulak kabartın, farkındalığınız gelişsin diyelim ve reklama gidelim. Yükseliş Turan Yatırım İnşaat katkılarıyla hazırlanan Günün İlk Işığı programı devam edecek. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler. 101.0. Reklam. Evi olmayana müjde. Yükseliş Turan Yatırım İnşaat'la kiracılığa son verin. Onkoloji, Abdülhamit Han, Yeditepe ve Beylerbeyi projelerimiz çok özel ödeme koşullarıyla satışta. Türkiye'nin incisi Gaziantep'te geleceğe yatırım yapın. www.turanyatırım.com 0342 343 87 00 444 2978 Ev alma hayalleriniz bizimle gerçek oluyor. Yükseliş Turan Yatırım İnşaat. Anka Temizlik. Ev, iş yeri, ofis, villa, apartman, otel, hastane. İnşaat sonrası temizlik. Anka Temizlik. Ev, iş yeri, ofis, villa, apartman, otel, hastane. İnşaat sonrası temizlik. Anka Temizlik. İnşaat sonrası temizlik. Anka Temizlik. 0342 326 57 31 www.ankatemizlik.net Anka Temizlik. İklimsa klimalardaki yaz fırsatlarını duydunuz mu? Ben etkilemek için tasarlandım. Gerçek tutkudan imal edildim. Takip edilmek için varım. Asi, epik ve ihtiraslı. Merinos Elegansalı, Merinos Merveşehir Showroom, Anka Hastanesi karşısında. İklimsa klimalarda %20'ye varan indirim. Üstelik eski klimanızı 900 liraya varan indirimle değiştirme fırsatı. Bitmedi. 100 kişiye 1000 lira değerinde Teknosa hediye kartı. Sıcaksa soğuksa İklimsa.
Çiçeklerin tazeliği güzelliğiyle doğru ve hızlı hizmet Orkide Çiçekçilik. Bir saatte Türkiye'nin, bir günde dünyanın her yerine çiçek siparişinizde tek adresiniz Orkide Çiçekçilik. Orkide Çiçekçilik, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Çetinkaya Yolu üzerinde. 220-23-61-230-17-77. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz olmaz. Hayalindeki tüm maceralar için artık Budget Motosiklet var. Budget Motosiklet kiralama hizmeti şimdi İstanbul ve İzmir ofislerinde seninle. Motosiklet kiralama hakkında detaylı bilgi almak ve hemen rezervasyon yapmak için Budget.com.tr. Budget'la yola çık. Araç alırken otoraporladınız mı? Noterden önce otoraporlayın. Otorapor Oto Ekspertiz. Sadece güven. Efendim yeniden sizlerle birlikteyiz, aranızdayız. Sevgili doktor eczacı Zeynep Sübey'de görüşle birlikte bağımlılıkla ilgili konuşuyorduk ki bu perspektifi Gaziantep'e doğru yöneltmiştik. Mikro ölçekte de bağımlılığa bakalım diye bir dünyadan böyle geldik Türkiye'ye doğru. Ve Gaziantep'te bu durum ne kadar sıklıkla yaşanıyor? Gaziantep zaten böyle bir bölge midir? Neler var, neler yok gençlerimizle ilgili bilgileriniz neler? Tamam. Şimdi ilk önce bir Türkiye'nin sayılarına bakalım. Ondan sonra biraz mikroskopik boyutta Gaziantep'e biraz dokunmak. İndirgeyle oraya biraz maalesef dokunacağız. Evet. Şimdi şöyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün sayılarına baktığınızda, onları norm aldığınızda ve son 5 yılı genel olarak değerlendirdiğinizde Türkiye bağımlılık yapan maddelerle ilgili durumda maalesef çok iç açıcı bir potansiyele sahip değil. Nikotin bağımlılığında 5. sıradayız. Bizden önce Bulgaristan var, başka ülkeler var ama biz 5. sıradayız. Ayrıca teknolojik bağımlılıkta veya telefon kullanımı sürelerinde de cep telefonu kullanım sürelerinde de karnemiz maalesef çok iyi değil. Ve yine Türkiye'mizin uyuşturucuya veya bağımlılık yapan maddelerle gençlerin, çocukların tanışma, çarpışma yaşı gittikçe küçülüyor. Bunlar hiç iyi değil. Yani maalesef pembe sayılar söz konusu değil. Buradan Gaziantep'e geçtiğimizde ise gerek Türkiye ve gerekse Gaziantep'imizin bulunduğu coğrafi konum maalesef bu trafiğin gerçekleştirilmesi için çok ciddi bir köprü pozisyonunda. Hepimiz haberlerde veya televizyonda güvenlik güçlerinin, narkotik güçlerinin bu konuda yaptığı mücadeleyi biliyoruz. Bu konuda tabii ki hiç unutmamamız gereken dünya tatlısı narkotik köpeklerimiz var. Onların da hakkını ifade etmek zorundayım. Ama haberlerde özellikle güney bölgelerinde ve doğu bölgelerinde bir ton veya kilolarla, tonlarla ifade edilen uyuşturucu yakalandı dedikten sonra bu tabii Türkiye'nin üzerinden transit köprü fonksiyonundan dolayı Avrupa'ya kadar gidiyor. Orada kilolara veya gramlara kadar iniyor. Şimdi diyeceksiniz ki Zeynep Hanım bu nasıl oluyor? Tabii yani bu transport sırasında herhalde kamyonların altında delik yok. Yola saçılmıyor bu maddeler. Bir şekilde parçalar halinde ulaşması gereken adreslere ulaşıyor. Evet. Şimdi Antep
sahip olduğu kültür, yeme, içme, sosyal yaşam, ayrıca sınırları olan yakınlığı ve son 10 yıl içerisinde kendisine yakın olan coğrafi bölgelerdeki temaslarından dolayı, yakınlığından dolayı maalesef bağımlılık yapan maddeler açısından da zor bir aşamada. Benim normal bir eczacı olarak yapabileceğim bu konuda sadece ailelerimize bilgilerimi paylaşmak, onların nelere dikkat etmesi gerektiğini, yani bir çocukta hangi sinyaller varsa o çocuğa dikkat etmek gerektiğini ancak iletebilirim. Bir de gençlere kavramlar çok keyifli geliyor galiba. Mesela altın vuruş denilen. Evet, onları hemen açalım. Mesela altın vuruş önemlidir veya onun dışında aslan sütü. Belki Antep için öncelikle aslan değil sütünden başlamak lazım. Şimdi büyüklü küçüklü. Bu aslan sütü nedir? Yani Antep'in yeme içme kültürü de tabii burada maalesef bize bumerang gibi ters dönebilir. Dönecek demek değil ama dönebilir. Şimdi burada bilgi önemli. Ben maalesef böyle sayıklar şekilde her zaman için bilgi, bilgi, bilgi diyorum. Ama bilgi olmadan kendinizi tehlikelerden koruyamazsınız. Bilirsiniz, koruyabilirsiniz. Onun için bilmek ve eğitim çok önemli. Aslan sütüne gelince burada gerek görsel basında gerekse diğer basın organlarında maalesef istemeden de teşvik edici, özendirici bir ifade kullanılıyor. Aynı konu altın vuruş için de geçerli. Aslında aslan da yok şişenin içerisinde, süt de yok. Rakının bileşiminde olan anason, işte üzüm ve alkol. Anason bildiğimiz gibi bir uçucu yağdır, bir eterik yağdır ve kimyacılar bunu çok iyi bilirler. Bütün uçucu yağların yapısı şudur: suyla karışmazlar ve suyla karıştıkları zaman bir bulanıklık meydana getirirler. Yani siz akşam kafayı çekmek istediğinizde balcan kebabının yanında rakıyı bardağa boşalttığınızda, su koyduğunuzda veya iki tane buz attığınızda orada meydana gelen o buğulanma, bulutsu, gri görünüş aslında tamamen bizim laboratuvarda bildiğimiz bir kimyasal reaksiyon. Anason yastıkçılıkları diyeyim, koku yastıkçıları, uçucu yağ, eterik yağlar patlıyor soğukta veya buzun etkisinde. O baloncukların patlaması sonucunda o bildiğimiz klasik rakının kokusu ortaya çıkıyor. Ve eterik yağlarda, uçucu yağlarda suyla temas ettiklerinde o gri, rakıya özel rengi meydana getiriyorlar. Yani burada süt yok, aslan yok. Dolayısıyla böyle ifadelerin kullanılması, bir genci düşünün 15-16 yaşında tamamen ergenliğin zirve yaptığı, bulanımların, kendince bulanımlarının olduğu dönemde, bir arayış içerisinde olduğu dönemde tamamen merakla bir kereden bir şey olmaz diyerek başlayabilir. Aynı şey altın vuruş için de geçerli. Yani altın ve vuruş dendiğinde böyle bir pik, zirve veya hedefe ulaşma gibi çok öfürük bir şey anlaşılıyor. Fakat altın vuruş aslında ölümün tabiri. Gazetelerde ben bunu çok okuyorum. Bence yanlış, kullanılmaması gereken bir şey. Kesinlikle bu tip maddelerde gençlerde merak uyandırıcı, cezbedici ifadeler kullanılmamalı. Bu tabii mücadelenin ana konusu değil ama mücadelenin parçası. Bu parçalar bir araya geldiği zaman istenmeyen sonuçlar oluşuyor, mozaikler oluşuyor. Literatürde şu der: damar yoluyla bir bağımlılık yapan maddenin damara zerk edilmesi, yani enjekte edilmesinden sonra en yüksek etkinin oluşması, ki burada ölüm en yüksek etki, geçen süre, literatürlerde farklılıklar var. Bazen 20 saniye deniyor, bazıları 8 saniye diyor. Hadi biz ortalamasını alalım, 12-14 saniye. Yani damarında enjeksiyon olan ve bağımlılık yapan bir maddeyi yüksek dozda enjekte eden bir bağımlılığı ölmesiyle kurtulması, ben kurtulmayı pek düşünemiyorum bu aşamada ama ulaşabilmeniz için size takdir edilen süre en fazla 12-14 saniye. Bir şey yapmanı... Işınlaması lazım yani. Evet, bir şey yapma şansınız yok. Evet. O zaman ne yapmamız lazım? Olayları bu boyuta gelmeden, ki zaten geliyor, önleyici şekilde tedbirler almamız lazım. Burada çocukların veya gençlerin veya bağımlılığın pençesi içerisinde olan kişilerin diğer kişiler tarafından şu şekilde algılanması lazım: bunlar hasta, bunlar yardıma muhtaç insanlar, biz bunların bu çukurdan çıkması için onlara elimizi uzatmalıyız demeliyiz. Bunları
hakkıydı. Zaten cezasını gördü. Zaten işsiz güçsüzdü, avare avare orada burada dolanıyordu diye tekrar bir çukurun içerisine atma hakkımız yok. Buradaki bakış açımız ve yaklaşım tarzımız çok önemli. Diğer bir konu, anne babaların uyanık olmaları gerekiyor maalesef. İçinde yaşadığımız 20. 21. yüzyıl inanılmaz inanılmaz zor, çocuk eğitiminde ve birey yetiştirilmesinde çok zor olan bir dönem. Araştırmalar annelerin ve babaların çocuk eğitimindeki fonksiyonunu veya etkisini %30 olarak belirliyorlar. Bu yeni çıkan bir araştırma veya benim yeni okuduğum bir araştırma. %70'i teknoloji olabilir mi şu an? Olabilir. Gerçekten. Olabilir. Her şey olabilir. Demek ki biz %30'a ulaşamayacağız. Ama yarısına bile ulaşsak dışarıdaki oranı %70'den %55'e indiriyoruz. Bunlar çok önemli faktörler. Dikkat edilmesi gerekir. Burada bir paranoyaya girmeye gerek yok. Çocuk otobüsü kaçırır, yarım saat geç kalır. Orada hemen sen bağımlılık potansiyeli olan çocuksun şeklinde girmemek gerekir. Yani burada özellikle Türk annelerinin diyeceğim veya annelerimiz, çünkü onlarda biraz vesvese ve evham daha fazla, dikkat etmesi gerekiyor. Ama çocuğunuzun arkadaş grupları değişiyorsa, yıllardır tanıdığınız Ahmet, Elif, Mehmet yerine hiç bilmediğiniz isimler devreye giriyorsa, kıyafet seçimlerinde, renk seçimlerinde, saç kesim tarzlarında uçuk yönlenmeler oluyorsa, yani şimdi bütün çocuklar yırtık pantolon giyiyor diye bütün çocuklarda bir tuhaflık var düşünmememiz lazım. Burada doza dikkat etmek lazım. Çünkü anneler, babalar çocuklarını daha iyi tanırlar. Tanımaları gerekir. Ama maalesef tanımayanlar da var. Bunlara dikkat etmek lazım. Eğer aşırı kilo verme, kusma ve dinmeyen ishal gibi belirtiler varsa, bunun dışında cebinde ona verdiğiniz bütçe veya harçlığın dışında kontrol edemediğiniz miktarlarda maddi artışlar söz konusuysa veya verdiğiniz cep harçlığı 5 gün yeter diye düşünüyorsunuz. 24 saat sonra anne param bitti, bana bir lokma para verebilir misin ama babamın haberi olmasın, idare et mantığı gibi hani pembe yalanlar devreye girerse, yalanın pembesi beyazı olmaz. Lütfen küçümsemeyin. Yalan yalandır. Bunlar oluyorsa işiyle evi arasındaki veya eviyle okulu arasındaki normal bildiğiniz güzergahlar dışında farklı güzergahlar, farklı duraklar devreye giriyorsa, gidiş geliş saatlerini bilir insanlar birbirlerinin. Bunlarda acayiplikler gözlemliyorlarsa, iş hayatlarında veya okul hayatlarında iyi giden şeyler, notlar veya performanslar birdenbire değişiyorsa, uyku sorunları yaşıyorsa, beslenme alışkanlıkları değişmişse, özellikle dijital bağımlılığında bunu çok görüyoruz, çocuk yemek saatlerini atlıyor bilgisayarın başında. Anne bağırıyor, hadi gel yemeğe, işte 10 dakika sonra geleceğim, 5 dakika sonra geleceğim, ben yemeyeceğim. Ondan sonra sofra kültüründen kopuyor. Bilgisayarın başında sürekli cips yiyen, Coca-Cola içen, abur cubur yiyen çocuklar oluyor. Bu bağımlılıklarda bir bağımlılığın öbür bağımlılığa dönüşmesi ve 2-3 bağımlılığın birbirine teşvik etmesi mümkün. Yani mesela dijital bağımlılıkta özellikle obezite gündeme geliyor. Vücuttaki yağ kas endeksinde anormal değişiklikler oluyor. Çünkü sürekli oturan bir çocuk, bir genç var. Onun dışında ortopedik sıkıntılar meydana geliyor. Boyun düzleşmesi, sırt ağrıları, omurga sistemiyle ilgili sıkıntılar, özellikle bileklerde sürekli fareyle, mouse'la oynamaktan dolayı karpal kanal sendromları gibi, yani bunlar bağımlılığın yanında devede kulak çok küçük, mesela göz bozuklukları, özellikle pandemi döneminde 16 Mart'ta biz pandeminin başladığını eğitim kurumları olarak resmen öğrendik Almanya. 16 Mart 2020'den itibaren çocuklarda göz doktorları da bunu sanırım teyit ederler. Gözlük takma oranı ve göz bozuklukları, gözyaşı bezlerinin kuruması, bu tip oftalmik sıkıntılar arttı. Şimdi olayın yani çok farklı boyutları var. Dolayısıyla çocuklara dikkat edilmesi gerekiyor. Peki diyeceksiniz, nasıl bunun önlemini alacaksınız? Yani önlem nedir? Bunlar son anda 12'ye 5 kala yumurta kapıda çocuklarla yapılan diyaloglarla olacak şeyler değil. Anne ve babanın önemli olan çocuklarla diyaloğunda güven mekanizmasının çok iyi tesis edilmesi gerekiyor. Bu önemli.
Ben çok duyuyorum. Yani Almanya'da da bazı şeyler değişik değil. Sonuçta çocuk, aile kavramları 3 aşağı 5 yukarı bütün kültürlerde benzerlik gösteriyor bazı konularda. Ben çocuğumla arkadaşım, arkadaş gibiyim diyor. Yani burada neyi kastettiğini ben anlıyorum. Yani benim diyaloglarım çocuğumla ebeveyn olarak iyidir diyor. Ama benim tezim şu. Sizin çocuğunuzla arkadaş olmanızı ben istemiyorum. Sizin çocuğunuzun anne ve babası olmanızı ben istiyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Biz eğitimciler hangi boyutta olursa olsun, isterseniz anaokulu aşamasından, isterseniz üniversite aşamasına kadar, sonuçta biz öğreten insanlarız. Biz her çocuğa iyi kötü 3 ayda, 5 ayda, 5 yılda matematiği, fiziği, kimyayı biz öğretiriz. Çünkü biz profesyonel olarak bilgi satan insanlarız. Yani en kaba şekliyle bu bizim işimiz. Ama öğretimin yanında eğitim var. Bu eğitim ailenin konusu. Bunların ikisi birbirinden ayrı ama birbiriyle iç içe olan konular. Biz görevimizi yaparız. Başka alternatifler bulursunuz, hocanızı değiştirirsiniz, özel ders alırsınız. Bir şekilde bir yerlere ulaşabilirsiniz. Fakat eğitim konusunda maalesef bizi de çok zor duruma düşürüyorlar anne ve babalar. Burada özellikle aile içi eğitim, ebeveyn eğitimi, doğru bilgi, zamanında bilgi, geç kalmadan bilgi, aile içine iletişim, telekomünikasyon, samimi duygular çok önemli. Günümüz şartlarında biraz radikal olacak, dilim sivri ama aile kavramı çoğunlukla aynı çatı altındaki yemekhane ve yatakhane formatına geldi. Aile bu değil. Aile demek aynı duyguları aynı çatı altında yaşamak ve bunları diğer bir sonraki nesillere aktarabilecek kültürel tohumları vermektir. Erozyonlar olacak, her kültürde var. Ama burada ana görev bence eğitimcilerden ziyade eğitimcilerle birlikte anne ve babaların, ebeveynlerin ortak el ele çalışmalarıyla olur. Bu yılda iki kez veli toplantılarına gitmekle maalesef olmuyor. Çok şey istiyorum, biliyorum. Fakat insan yetiştirmek dünyanın en büyük sorumluluğu, birey yetiştirmek en büyük sorumluluk. Eğer bunu yapamıyorsanız da bence hiç o alanlara girmeyin. Durmanız gereken dozunuzu bilin ve o konuda bulaşmayın hiç kimseye. Yaptığınız şeyleri doğru yapın ve yapmak istediğiniz şeyleri de yaparken lütfen sorgulayın. Bunun bir bağımlılık olması gerekmiyor. Her konuda bir sorgulama mekanizmasının olması gerekiyor. Bağımlılık konusunu tek başınıza çözemezsiniz. Hele ileri safhada asla. Dolayısıyla topyekun mücadele gerektiren ve danışmanlık, profesyonel danışmanlık hizmeti almak gerekli olan bir konu. Türkiye bu konuda çok kötü değil. Yeşilay'ın çok güzel çalışmaları var. Amatem'in çok güzel çalışmaları var. Belki bugün ben bir vesile olurum. Bu sizle yaptığımız görüşmeden, söyleşiden sonra herkes bir Yeşilay'ın ne olur bir sayfasını okusun. Evet. Çok güzel, şık, cezbeden bir sayfa dizaynları var. Diğer mücadele yapan bir sürü el ele çalışan, sahada aktif konuların içerisinde olan insanlar var. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmasa bile inşallah kapınızı çalmaz bu konular. Ama maalesef dijital bağımlılıkla hepimizin kapısı çalınmış vaziyette. Gidin bir ücretsiz danışmanlık saatine katılın. Bilgi edinmek istiyorum deyin. Yani hiçbirimiz bu alanda duyarlı olan hiçbir kişi bu konuda bilgide tasarruf veya bilgide pintilik, cimrilik yapmaz. Bizler soruldukça mutlu olan ve paylaştıkça mutlu olan insanlarız. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. İyiliği, tecrübeyi ve bilgiyi paylaştıkça mutlu olan insanlarız. Ayrıca bir de şu var. Yani ölüp gideceğiz, çok böyle profesyonel olmayan bir cümle olacak ama bu kadar bilgiyi biz yanımızda alıp götürüp ne yapacağız? Yani bilgi taşımak için değildir ki, bilgi aktarmak ve pratikte kullanabilmek içindir. Yani dolayısıyla bilmediğiniz konularda lütfen şu acayip mantıksız direnci bırakın, danışın. Zeynep'in verdiği bilgi belki yeterli olabilir veya olmayabilir, bir başkasına daha danışın, ondan sonra sorgulayın. Belki ilk adreste çözümü bulamayacaksınız. İkincileri deneyin, üçüncüleri deneyin. Ve bu çabaları yaparken de lütfen hiçbir zaman için olumsuzluğa kapılmayın. Yani hayatta
Her şeyin çözümü var. Bu çok bir klasik ifade ama onu açmak isterim. Yeni tanıştığınız hiçbir insana yabancı olarak ne olur bakmayın. Yeni bir insanla tanıştım diye bakın. Ve sizi zorlayan problemlere de lütfen sorun ve problem demeyin. Bu benim için yeni bir konu deyin. Bunu başardığınız anda, bunu beyinde yapacaksınız. İnanın mücadele gücünüzü %50 arttırıyorsunuz. Yeni bir insan ve yeni bir konu. Lütfen doğru terminolojiyle, doğru kelimelerle kendinizle konuşun. Bu kelimeleri seçerken çocuğunuzla, gençlerle de aynı şekilde. Yani dilimizi de biraz, dilimizin de dozunu biraz ayarlamamız lazım. Aslında belki de en önemli şey o. Hani o işte kar çalışması, su çalışması yapılıyor ya, onda da hani iyi kelimeler söyleniyor, kötü kelimeler söyleniyor. Suyun rengiyle ilgili çalışmalar, işte karın şekliyle ilgili çalışmalar yapılmış. Ne kadar doğrudur bilemem ama sonuç olarak iyi söz, kötü sözün yansıması size öyle dönüyor. Tabii çünkü iyi ya da kötü iyi insan veya olarak. Kötü yani 40 kere bir şey söylersiniz olur derler. Yani bizim kültürümüzde bunlar çok güzel oturmuş, çok güzel ifade edilmiş şeyler. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Ne olur Allah aşkına iyilikte ve güzellikte tasarruf etmeyin. Bunun bağımlılıkla ne alakası vardır derseniz çok alakası var. İyiliğin ve paylaşmanın azaldığı noktalarda gençler mutlaka dışarıdan gelen tuzaklara açıklardır. Siz çocuğunuzu seviyorsunuz. Her anne baba çocuğunu sever. Yani eğer patolojik bir durum yoksa bunun tersi anomali zaten. Ama şu var. Sevginizi siz doğru tanımlayabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Sizin tanımladığınız sevgiyle çocuğun algıladığı sevgi aynı sevgi mi? Bunu söylemeden edemeyeceğim. Sonuçta biraz Serde de tabii Alman edebiyatı ve kültürü var. Goethe'nin Bahçede Yürüyüş isimli çok güzel bir şiiri vardır. Kendi Facebook sayfamda da var. Şöyle der, sembolize ederek anlatayım. Goethe bir gün camdan bakar bahçede. Çok güzel bir çiçek görür. Basamaklardan iner bahçeye gider. Ve o çok sevdiği, beğendiği çiçeği koparır. Masasının üzerindeki vazonun içerisine koyar. Koparılan çiçek insana sorar. İnsan, hani sen beni seviyordun, sen beni öldürdün. Şimdi sizin sevgi olarak tanımladığınız şey karşının ölümüne sebep olabilir. Bu çiçekte olduğu gibi sizin sevginiz o çiçeği hayattan koparabilir. Ama sahip oluyorsunuz, vazoya koyuyorsunuz. Lütfen hayatta çocuklarınıza sahip olmayın, çocuklarınıza ait olun. Aidiyet duygusunu verin. Gerisi inanın öğrenilir, yapılır. Bunlar sorun değil. Karakteri düzgün, tehlikeleri analiz edebilen, tehlikeler gelmeden önce koruma mekanizmalarını, bilgi seviyesine ulaşmış, kendi başına ayakları üzerinde mümkün olduğunca durabilen, siz tabii ki destekleyin. Aynı arabadaki çarpışmalardaki airbag yastıkları gibi tabii ki olun. Radarlarınız tabii ki açık olsun. Ama hiçbir anne baba bir gencin, bir çocuğun hayatında başında nöbet tutarak kalacak değil. Bunu ben çok netlikle söyleyebilirim. Çünkü 21 yaşında babasını kaybeden bir insanım. Dolayısıyla bunu çocuklarımıza vermek, gençlerimize vermek, bunun için mücadele etmek hepimizin en basitinden bir insanlık görevi. Bunu yaparsak ne yapacağız? Çocuklarımız daha mutlu olacak, daha huzurlu olacak, daha mutlu ve daha bilinçli, daha sorgulayan bir çevrede yaşayacağız. Dolayısıyla serpileceğiz, özgürleşeceğiz, gelişeceğiz, ilerleyeceğiz. Bunlar zor şeyler değil. Bakış açınızı ve beyninizdeki egzersiz mekanizmanızı geliştirmeniz lazım. Bir sporcu gibi bu konuda beyninizde idman yapmanız lazım. Nasıl bir çocuğun eline bir kemanı verirsiniz? Önce çok iğrenç, kulağınızı tırmalayan sesler çıkarır. Ama günde 4 saat, 5 saat çalışarak aynı şekilde sporcularda 50 saniyelik olimpiyatlardaki bir başarı için 19-20 yıl çalışılıyor. Çalışmak zorundasınız. Yüzmeyi bilmeniz yetmez, kulaç atmazsanız. Bunu kabul edin. Hayatın içerisinde mücadelenin ve ilerlemenin ve değişimin olduğunu kabul edin. Yazarken de hep bunları ifade etmeye çalıştım. Değişime direnmeyin. Onu diyeceğim. Mesela şu an biz konuşuyoruz ve yakalayanlar var, yakalayamayanlar var. Hı. Aslında bu söylediklerinizi Zeynepçe yazılarında işliyorsunuz değil mi? Evet, yani işliyorum. Hani dönüp onu bulabilirler mi? Nereden tabii ulaşabilirler? Şöyle benim çok böyle prefabrik diyeceğim çok böyle basit ilkel bir Facebook sayfam vardı.
Zaman içerisinde uzun yıllardır yazıyorum, yani 20 yılın üzerinde, fakat iş hayatı veya başka koşturmalardan dolayı onlar hep böyle bir yerlerde depolandı, raflarda kaldı. Sonra bunları Zeynepçe başlığı altında böyle küçük küçük yazmaya başladım. O arada Almanya'da Stuttgart Eyalet Gazetesi'nde de eğitimle ilgili yazdığım bir köşem vardı. Zaman içerisinde bunları bir şekilde toparladım ve biraz gecikmeli de olsa normalde Ağustos ayında okurlarıyla buluşacaktı. Yakında herhalde, Eylül'ü bulmaz. Zeynepçe yazılarını böyle küçücük bir başucu kitapçı haline getirdim. İlginç olan nokta şu Dicle Hanım. Normalde ben bir fen bilimciyim ve son derece teknik düşünen bir insanım. Fakat bu teknik düşünce özelliği, sorun çözme yeteneği veya yetisi sosyolojik ve toplumsal olaylardaki bakış açımla birleştiğinde sadece güzel ve çözüm çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hayatınızın çok önemli bir zamanını sadece laboratuvarda geçirince ve habire moleküllerle uğraşınca moleküller size adam ediyor. O küçücük minicik minnacık görünmeyen şeyler. Diyor ki sen ne yaparsan yap. Doğru dozu bulmadığın sürece istediğin reaksiyon gerçekleşmeyecek. Kimyanın temeli şudur. Kimya genelde sevinmez ama sevmelerini, sevmeye çalışmalarını tavsiye özellikle ederim. Özellikle temel bilimlerinin tamamını. Evet, maalesef ama çok zevklidir bana evet. göre. Giren madde ile çıkan madde miktarı kimyasal reaksiyonlarda eşittir. Denge olmadığı sürece tepkime reaksiyon olmaz. Bunu şimdi insana uyarlayalım, aileye uyarlayalım. Çocuğa, aileye, haneye ne girerse çıkış onunla alakalıdır. Reaksiyon. Reaksiyon gerçekleşir. Aksi halde reaksiyon gerçekleşmez. Antep'te de çok güzel bir söz vardır. Otu çek, köküne bak. Aynen. Onun için aile, aile, aile eşittir eğitim, eğitim, eğitim. Ben böyle yıllardır sayıklıyorum bu konuda. Ama çözümün ve problemin kaynağının burası olduğunu düşünüyorum. Bunun için de lütfen biraz tozlarımızdan silkelenip, alışkanlıklarımızdan vazgeçip, konforumuzdan vazgeçip, yeni bilgilere, doğru bilgilere açık olup, bunları nasıl uygulayacağımız konusunda da tecrübeleri, yaşanmışlıkları olan insanlarla konuşup, gençlerle bunların temasını sağlamalıyız, paylaşmayı öğrenmek zorundayız. Keşke benim hayatımda da veya bizlerin hayatında da bize tecrübelerini aktarabilecek insanlar olsaydı da biz bu kadar yara bere alarak, bu kadar mücadele ederek uğraşmasaydık. Biz belki bugün sizin sayenizde bir 32 yıllık, bir 34 yıllık tecrübeyi paylaşıyoruz. İşinize yarayan kısmını alın bu tecrübenin. Benim dediklerimin hepsini kabul etmek zorunda değilsiniz. Hangisi sizin hayatınıza konfor katıyorsa, hangisi sizin sorunlarınızı çözmede çilingir fonksiyonuna sahip olabiliyorsa ben bunları sunuyorum. Buyurun kullanın, buyurun değerlendirin. Daha iyisi olanlar mutlaka vardır. O zaman bunlar da çıksınlar. Bir arada el ele verelim, daha az stresli yaşayalım. Stresimizi azaltalım. Daha mutlu olalım. Yani bence hepimize ihtiyacı olan şey daha az stresli, daha bol çözümlü ve alternatifli hayatlar. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ekonomik seviyeniz ne kadar iyi olursa olsun, imkanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, her insanın muhtaç olduğu bir doğru akla ve bir doğru nefese ve bir doğru kalbe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bunları sağlamak için çaba göstermesi gerekir ailelerin ve çocukların. Hayat yerine göre çok uzun ve hayat yerine göre çok kısa. Bunlara takılmamak lazım. Önemli olan zamanın kısalığı ve uzunluğu değil, o zaman içerisinde sizin kendinize ve hayata, başkalarına ne katabildiğiniz, ana felsefenin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de sizin bir yine sözünüzden ben paylaşmak istiyorum. Dün sohbet ederken söylemiştiniz. Nöronlarımı zorladığımda aklın ne kadar müthiş doğru, bir şey olduğunu. Doğru. Orada beni çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü dün konuşma hemencik oraya bir geri döneyim. Evet. Şimdi ben dediğim gibi normal bir eczacıyım. Biraz mütevazi ifadeyle. Çok normal değil mi? Normal değil. Şimdi doktora sırasında bana o kadar böyle abuk subuk bir konu verdi ki hocam.
Yani moleküllerin dışında eczacılıkla ilgili hiçbir şey yok. Moleküllerde bahsettiğim gibi uyuşturucular, amfetaminler, morfinler falan havada uçuşuyor. Böyle her yer narkotik. Ondan sonra kendimi şöyle hissettim. Telefonda da söyledim ya, Atlas Okyanusu'nda yüzmeye çalışan hamsi balığı gibi. Yani düşünebiliyor musunuz halimi? Ondan sonra bu arada da babam vefat etmiş, olayın ekonomik boyutları var, yurt dışındayız, annem, ben, iki kadın, yani oralara hiç girmiyorum. Ondan sonra Zeynep'ciğim ne yapacaksın sen şimdi dedim. Yani sorunları, yeni konuları doğru şematize etmek çok önemli, teşhis çok önemli. Bu konuda bir kere objektif olmak lazım. Ben hayatımda önemli kararlar verirken bir A4 kağıdı alırım. Bu kendi geliştirdiğim bir metot. Hayatta da hiç kimsenin başkasının metodunu çalmadım. Çünkü o bana uymuyor. Benim kendimle ilgili metodumu bulmam lazım. Zamanlamamı kalemlerle çizerim. Hangi hafta ne yapacağımı yapamam. Zeynep'ciğim dedim. Tamam. Hayatta bunlar başıma geldi. Yapacak bir şey yok. Öğrenmem gerekiyor. Bilmediğim konular neler? Siz beni anlarsanız fizik, optik, ondan sonra berbat konular. Yüksek matematik, orası daha berbat. Ondan sonra yapacak hiçbir şey yok. Tevekkül sahibi olacaksın. Gideceksin kütüphaneye, oturacaksın, öğreneceksin. Tabii herkes bir günde, iki günde öğreniyordu. Ben onları bir haftada öğreniyordum. Bir de Almanca öğreniyorum. Yani bir de o var, fiziğin Almancası. Sonra unutuyordum. Unutuyorum, kalmıyor aklımda. Tekrar okuyordum, tekrar okuyordum falan filan. Sonra böyle bulmaca çözer gibi. Hani böyle dedektiflerin delilleri toplaması gibi. Aa, bir baktım. Aa, oluyor yani, yapabiliyorum ondan sonra. Sonra başıma gelenler benim pişmiş tavuğun başına gelmedi Dicle Hanım. Türk vatandaşı olmamdan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden gelmememden dolayı normalde herkes bir dalda doktora yaparken ben 3 dalda doktora yapmak zorunda kaldım. Ama şöyle oldu, beni çok geliştirdi. Bundan yıllar önce seçtiğim konu virolojiydi. Bugün içinde yaşadığımız durumun bilgilerinin o zamandan gördüm mü bilemem veya hissettim mi? Olabilir. Olabilir. Çok faydası oldu. Dediğim gibi ilk başlarda kendinizi o Atlas Okyanusu'ndaki zavallı küçük hamsi balığı gibi, denizini şaşırmış balık gibi hissediyorsunuz. Ama beslendikçe, büyüdükçe ve bunlar size otomatikman iki duyguyu getiriyor. Birincisi inanılmaz bir disiplin zaten var. İkincisi inanılmaz bir sorumluluk duygusu. Hı hı. Fakat bunları yerine getirdikten sonra da başarı kaçınılmaz bir şey oluyor. Ben hiçbir şeyi başarmak için yapmadım. Yani öyle CV'ye bakıldığı zaman çok böyle hırslı falan algılanabilir. Hayır, öyle bir şey değil. Sorumluluklarımın ve disiplinlerimin çerçevesinde gereğini yaptım. Zaten hayat bir sonraki level için önünüze bir çiti koyuyor ve siz eğer onu yapabilecek kabiliyette ve ona istekli birisiyseniz atlıyorsunuz. Evet, evet, yani ondan sonra hop hop zıp zıp gidiyorsunuz bir yerlere. Onun için buradan geri dönüyorum çocuklara, gençlere. Depresyona girmek için hiçbir sebep yok. Yok, evet. Depresyon severiz biz genelde. Bağımlılık o yüzden geliyor ya zaten. Evet. Hani keyif olmak istiyoruz sürekli. Hiçbir böyle sıkıntıyı, sorumluluğu almak istemiyoruz, üstlenmek istemiyoruz. Ve evet, yani gençlerin şu an geldiği durumda. Yani geçici mutluluklar kalıcı olmaz gençler. Ayağınızı sağlam basın. Evet. Hayattaki en büyük sermayesi gençlerin, ne kadar takdir edildi bilinmez ama yani normal değerlendirdiğimizde, zamanları. Gençlik o kadar büyük bir sermaye, zaman o kadar büyük bir sermaye ki bunu çok net olarak ifade edebilirim. Onun kıymetini çok iyi bilsinler, zamanlarını çok iyi değerlendirsinler, meslek seçiminde çok dikkatli olsunlar. Sevmedikleri bir şey maalesef bazen eğitim sistemlerinden, ailesel şartlardan dolayı tercih edilme durumu söz konusu olabilir. Hayatın şartlarına da ben saygılıyım. Ama dediğim gibi yapmak istedikleriyle içinde bulundukları şartlar içerisinde en iyisini yapmak ve en doğrusunu kendisinden ödün vermeyerek, bu çok önemli. Geleneklerinden, göreneklerinden, etik değerlerinden, namus, ar dediğimiz bizim için değerli olan kavramlardan ödün vermeden, bunları kaybetmeden üzerine yeni yapı taşları koymak zorundalar. Yani benim 35 küsür yıl yurt dışında yaşamış olmam, benim Türkçeyi konuşamamam diye bir şeyi asla söz konusu olmamalı, yaratmamalı. Türkçeyi de konuşacaksınız,
İngilizceyi de öğreneceksiniz. Hatta ikinci bir dili öğrenmek zorundasınız. Bu bir lüks değil. Ne kadar dağarcığınıza fazla şey atabilirseniz bu yaşadığımız yüzyılda yetmeyecek. Onun için kaybedecek hiç zamanları yok. Oturup çalışacaklar. Abuk subuk konulara dalmayacaklar. Bağımlılık konusunda merak yok. Sıfır merak. Bunun tolere edilmesi, geriye dönüşü, günde bir tane içtim, sosyal içiciyim, bir fırt çektim, arabada içmedim falan, öyle şeyler yok. Diğer konulara gelince de işte estetik bağımlılığıymış, enerji içecekleriymiş. Onlar da teknolojiden kaynaklı etkilendikleri, işte Kylie Jenner'lar, Kim Kardashian'lar, bilmem işte ne bileyim, atıyorum estetik algısı oradan bozuluyor çocuğun. Bilmem şu an mesela birlikte yaşadığımız bir Suriyeli vatandaşlar var, onlardan belki çünkü aynı okullarda okuyorlar, etkilenme var gibi. Şimdi şöyle bir şey var, tabii Gaziantep dendiğinde Suriye gerçeğini yatsımak mümkün değil. Yani sınıra haritada baktığınızda 5 santim mesafede olan bir şehirden bahsediyoruz. Ama şimdi şöyle bakmak lazım. Yani Gaziantep ilk defa bu insanlarla temas halinde değil. Ama farklı bir boyutta temas halinde. Onları anlıyorum. Yani onu idrak edebilecek kapasiteye sahibim. Tamam, hatalar var. Her ülke mülteciler konusunda hatalar yapmış olabilir. Yaşanmışlıklar var, tecrübeler var. Hiç bunlara itiraz edecek bir hakkım yok çünkü alanım değil. Ancak normal bir vatandaş olarak değerlendirmemi söyleyebilirim. Ama buna karşı size başka bir şey söylemek istiyorum. Hep de söylüyorum. Yani Reutlingen'de yaşıyorum ben. Reutlingen'de 140 tane farklı ülke yaşıyor. Ve bunun %40'ı da yabancı. Ben de bir yabancıyım sonuçta. Yani öyle bakarsınız. Ben bakmıyorum ama yabancıyım. Şimdi sorunun parçası olan insanların Antep'te de eğer Suriyeli göçmenlerden bahsediyorsan çözümün de parçası olmak zorunlulukları var. Sorunlarımızı sadece bize endeksli olarak çözemeyiz. Çünkü biz bu insanlarla 10 küsür yıldır bir arada yaşıyoruz. Gelecekte de belki demeyeyim bir artı 10-20 yıl daha yaşayacağız. Muhtemelen. Çocukların... Öyle olacak. Dünya bu şekilde. Yani çok klasik 90'lı yıllarda başlayan globalleşme dediğimiz olay bizi bu boyutlara kadar getirdi. Daha farklı boyutlara da getirecek. Çünkü dünya şu anda 2040-2050'yi projelendiriyor. Dolayısıyla gençlerin Antep orijinine de bakarsak vizyonlarını buna göre seçmeleri lazım. Bir Suriyeli göçmenin çocuğuyla aynı şirkette çalışacaklar. Evlenecekler, torun torba sahibi olacaklar. İstesek de istemesek de biz bu gerçekleri kabul ederek mücadele etmek zorundayız. Mücadele mi diyeyim, doğru ifade değil, yaşamak zorundayız. Evet, bunu yapmak zorundayız. Ortak çözüm arayışlarında ortak katkıyı sunmak zorundayız. Ben bunun dışında başka bir huzur kaynağı göremiyorum. Yani benim çalıştığım son şirkette aynı ailede 3 farklı tabağı, milliyet ve 3 farklı soyadı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani konunuz belki matematik ama matematik değil konu. Yani 3 kültürlü bir çocuktan bahsediyorsunuz. Almancası çok iyi, Türkçesi fena değil, araya işte İspanyolca girmiş, İtalyanca çıkmış falan filan. Yani böyle bir insan yapısıyla hayatımızı devam ettireceğiz. Bunu kabul etmek lazım. Bu meslek seçiminde de çok önemli. Yani artık böyle tek bir klasik meslek yok. Evet. Kombinasyon meslekleri olacak. Ve bu kombinasyon meslekleri de inanın teknoloji, dijital ve robotlarla olacak. Yani biyoteknoloji, biyogenetik, robotik tıp zaten hayatımıza girdi. O sürecin içerisindeyiz. Pandemi de normalde gelmesi gereken süreti bana göre bir 10-20 yıl daha öne çekti. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde gelişeceğiz ama çarpık da gelişebiliriz. Orada dozumuzu iyi ayarlamamız lazım. Paracelsus dedi 14. yüzyılda. Dikkat edeceğiz. Temkinli olacağız, akıllı olacağız. Bir yandan böyle çok gönlü, çok dilli olmak ihtiyaç lazım, gerekiyor. Bir yandan böyle onunla ilgili neler yapabiliriz, nasıl işte ne bileyim yönlendirebiliriz. Bu durumlar ailelerin kafalarını karıştırıyor. Çünkü özellikle Gaziantep'te bunu çok yaşadıklarını biliyorum ailelerin.
Yani sanki İngilizceye yatkınlıkları yokmuş gibi davranıyorlar artık. Genetik olarak sanki buna aykırıymış gibi davranıyorlar. Halbuki eğitimden geçiyor. Evet, yani eğitimden geçiyor. Tabii ne kadar küçük yaşta çocuğa farklı bir dil enjekte edilebilirse o bir avantaj. Hı hı. Ama çocuklar şey, sünger gibiler yani. Oyunla da bunu öğrenebiliyorlar. Onu diyecektim. Grup çalışmalarını söylüyordunuz. Her şeyde çözüm olarak var, sunuyordunuz. Mesela bağımlılıkta da öyle, belki dil öğreniminde öyle, de öyle. Aslında belki de aynı yaştaki bireylerin, çocukların, gençlerin bir araya gelerek birbirlerini geliştirmelerini sağlamak. Neydi bu ablalık? Abi abla projesi. Bu özellikle eski 90'lı yıllarda içinde olduğum bir projeydi. Avrupa Türk Akademisyenler Birliği Tübingen sorumlusuydum. Hı hı. Yani çok uslu duran bir kadınıydım. Sürekli bir yerlerdeydim. Orada abi abla projesi yapıldı. Şu anda da zaten Stuttgart Başkonsolosluğu'nda çocuklara destek konusunda bir çalışması var. Pandemiden dolayı zorlanıldı ama devam edeceğini biliyorum ve umut ediyorum. Küçüklerin veya çocukların kendi jenerasyonlarının birbirine destek olmasıyla anne babanın destek olması çok farklı. Benim gözlemlediğim şu: anne baba bir doğruyu çocuğa söylerken çocuk refleks olarak bunu reddedebiliyor. Hı hı. Çünkü annenin ağzından çıkıyor, babanın ağzından çıkıyor. Öyle bir doğal tepki oluyor. Bu özellikle ergenlik çağında ki o hormonal çalkantılarda daha fazla olabiliyor. Ama bir Zeynep abla veya bir Dilek abla ona yaklaştığında, doğru yaklaştığında hiç öyle itiş kakışta stresli bir durum olmuyor. Yani ben anne baba olsam çocuğumla akşam yemeğinde tavuk pilav yerken matematik konuşmak istemem. Dolayısıyla yani bu kadar strese gireceğinizde bunun önlemlerini başta alın. Çocuğunuzu tanıyorsunuz. Yani çocuk reddedebilir. Bu generasyonda çocuklar genelde her şeye hayır deniyor. Hayır diyen bir generasyonumuz var. Her şeye hayır denmez. Neye hayır diyeceğini bileceksin. Dolayısıyla burada işte Zeynep ablalar, Dicle ablalar, Ahmet abiler devreye girebilir. Tabii doğru karakterlerle birleştirmek lazım çocukları. Bunları yapmak lazım. Şimdi bir patent reçete söylemek zor. Çocuğa uygun çözümlerin ben bulunacağına inanıyorum. Dil öğrenmeleri şart. Başa dönersem iki dil öğrenmeleri şart. Hı hı. Şöyle, öğrenmeleri değil, iki dili kullanmaları şart. Öğrenmekle kullanmak, değerlendirmek ayrıdır. Ben hep gençlere diliyorum. Sen ne biliyorsun diyorum. İngilizce biliyorum. Neye göre İngilizce biliyorsun diyorum. Hı hı. Var mı belgen, TOEFL falan? Ilk diyor. O zaman otur belgelendir. Hı hı. Yani araba kullanmayı biliyorum demek de araba kullanılmaz. Ehliyetin var mı ya diye sorulur. Ya da şey, sadece yazılı sınavdan geçiyorum ama konuşamıyorum gibi. Ha, var. Özellikle hanımlarda çok var. Ehliyetim var ama ben park edemiyorum. Geri gidemiyorum. Öyle bir şey olmaz. Ehliyetin varsa geri de park edeceksin. O zaman sen sadece ehliyet taşıyıcısısın. Evet. Ehliyet kullanıcısı değilsin. Ama ben korkuyorum, bana çarparlar. Şöyle yatağa yattığımızda da sabaha kalkmama riskimiz var. Araba kullanırken de çarpabilirler. Bu risklerle hareket edip çarparsa da çarpacak. Evet, çok şey yok yani. Çarpacak. Çok doğru. Peki bu çerçevede gezdik. Böyle çok keyifli bir sohbet oldu. Hem bağımlılıkları konuştuk, hem gençleri konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü ben yayının bir sonraki levelini düşünmeye başladım şimdi. Acaba tekrar ne zaman gelsin Zeynep Hanım, neler konuşsak falan diye. Diyeceğim şu. Her zaman için paylaşmayı lütfen esas alın. Güvenin. Güvenin. İyi insanların ve iyiliklerin bir yerlerde saklı ve derinlerde olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Doğrudur, katılırım. Bunları gün ışığına çıkartmaya çalışın. Unutmayın, gemi ne kadar batık da olsa define mutlaka okyanusun altında duruyordur. Onu çıkarın gün ışığına. Her insanın içerisinde bir saklı iyilik mutlaka vardır. Bunlar sizi besleyecek, siz beslenince çevreniz beslenecek. Bilginizi, tecrübenizi ve iyiliğinizi asla ve asla kendinize saklamayın. Bu konuda lütfen pinti olmayın, tam tersine cömert olun. Zeynep Hanım diyeceksiniz, siz hangi yüzyılda yaşıyorsunuz, böyle bir şeyler kaldı mı? Kalmamasının sebebi siz olmayın. Evet, doğru. Hepimizin kendince yapması gereken bir fonksiyonu, bir misyonu, bir görevi var. Önce mahallemizi temizleyerek başlayalım. Evet. Ama halınızı balkondan silkelerken çöpünüzü de toplayın.
Evet, doğru söylüyorsun. Yani evin temizliği yetmez. Doğru. Evin önünün de temizlenmesi gerekiyor. Evet, bu arada sevgili Mahmut Yıldırım Adıyaman'dan dinliyormuş, merhabalar demiş. Kızım Aline günaydın derseniz çok mutlu olurum, 1,5 yaşında demiş. Günaydın diye. Günaydın, merhaba. Rabia Kurt, muhteşem geçiyor program, her insanın içinde saklı bir iyilik demiş ve alkışlarını göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Efendim yayınımızı YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan canlı izleyen ve yorum yapan herkese teşekkürler ve karasal yayınımızdan, radyolarından ve arabalarından dinleyen kişilere de selamlar, saygılar, iyi günler diyelim. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 8'i gösterdiğinde günün ilk ışığı programı için ben karşınızda olacağım. Bugün Zeynep Hanım'la birlikte konuştuk. Zeynep Hanım'ı yeniden davet edeceğiz. Onlara olan sorularınız varsa Instagram'daki anketime yazabilirsiniz. Ben şahsen kendisine bildirir, geri dönüşleri size sağlarım. Hoşçakalın diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar zaman ayırdığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hepimiz için diliyorum. Evet, hoşçakalın. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler. 101.0. 101.